Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte trend nasıl çizilir ikinci videomuzda olacağız. Yani trendin aslında ana mantıklarını anlattık fakat biraz daha işi böyle arkadaşlar grafiğe dökelim istiyorum sıfırdan çizelim istiyorum aynı zamanda trendin böyle uzun vadede nasıl kullanıldığını göstermek istiyorum gerçekten etkileneceğinizi düşünüyorum bu videonun sonunda ee, isterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar trendlere bir düşen trendle başlayalım isterseniz. Yani burada net bir şekilde görülen bir düşen trendle başlamak istiyorum. Şu alanda bir düşen trend var. Nasıl çizeceğim hemen göstermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar burada düşen trendi şu iğneden de alabilirim. Şu iğne bakın çok dışta kaldığı için oradan almak istemiyorum. Şöyle hatta hemen çok pardon şunu sağa uzatı kapatacağım. Sizde zaten stabil olarak gelir. Burada trend çizgisine favorilerinizi ekleyebilirsiniz. TradingView nasıl kullanıldığını zaten detaylı bir biçimde anlatmıştım arkadaşlar oradan elde edebilirsiniz Şimdi öncelikle şöyle bir e, olay e, çizmek istiyorum arkadaşlar evet, şöyle bir olay çizmek istiyorum e, Aslında baktığınız zaman çizginin gayet hoş çalıştığını görebilirsiniz şöyle bıraktığım zaman Evet bakın en az iki temas demiştik 1 iki e, hat, Hatta 3 temas almış ve bunu uzattığım zaman bakın şu gerideki e, iğnenin de buraya doğru geldiğini görebiliyoruz 1 2 3 4 5 temas alan bir e, Trendimiz var ve gerçekten güzel bir şekilde çalışıyor Ardından bakın buraya yaklaşıyoruz tekrardan dönüyoruz Yukarıya doğru bir kralım geliyor ve kralımın hacmine baktığımız zaman Gerçekten de kralım hem gövdeli bir mumlu oluyor Hem de arkadaşlar diğerlerinden daha anlamlı bir mum olduğunu görüyoruz Yani burada neyi kastediyorum Bakın arkadaşlar çevresine bir bakın daha önceki çevresine Neredeyse böyle bir mum bayağıdır gözlenmiyor yani burada e, Aralık e, 4'ten bu yana Gözlenmiyor ve ocakta e, Aslında bu Mum kaçta geliyor evet ocakta geliyor yani bir aydır böyle bir mum gözlenmiyor Ve geldikten sonra kralım doğrulandığını söyleyebiliriz Ardından retest gelmiş Retestten sonra ne kadar bir yükseliş olmuş bir ona bakmak istiyorum %27'lik bir yükseliş olmuş gayet güzel Peki burada dönüşte neden tren tutmamış? Aslında burada ekstrem bir durum var. Korona faciası var. Covid-19 olayı vesaire. Biliyorsunuz arkadaşlar ee, korona çöküşü meydana geldi. Sonrasında tekrardan burada atak yapmaya çalışmışız. Bakın tren çalışmış tekrardan. İğneler gelmiş kazanmışız. Burada hafif bir retest girişiminde bulunulmuş. Şuradaki destek direnç dönüşüm bölgesi çok sağlam olduğu için trende doğru temas bile etmeden Kırdığı bölgeden tekrardan yukarıya doğru gitmiş. Ee, burada arkadaşlar dediğim gibi şu alanda ne yapıyoruz aslında hafif oynamalar yapabiliriz. Yani burada illa ben şu dıştan gelen trendden çizeceğim demeniz sizi maalesef e, biraz kötü bir grafiğe sahip yapacaktır. Ama burada dediğim gibi iğneleri kapsatan bir e, direkt olarak trend çizilebilir ve bununla birlikte de bakın hareketler daha anlamlı olduğunu görebilirsiniz. Yani burada bahsettiğim şey trend ne kadar temas alıyor. Trend ne kadar önemseniyor? Fiyat oraya geldiği zaman e, ne yapıyor bu trendi umursuyor mu yoksa umursamadan böyle zigzag çizerek gidiyor mu? O zaman bu trend e, anlamsız olarak devam edecektir maalesef. Peki, burada arkadaşlar e, düşen trende bir örnek verdik. Bir de yükselen trend örneği vermek istiyorum. Hemen isterseniz burada Bitcoin'in e, grafiğinden tekrar tekrar bulmaya çalışalım. Ee, örneğin arkadaşlar burada gözüme çarpan yapı şuradan gelen bir yükseliş trendi olduğu yönünde bu büyük yükseliş trendini şöyle çizebiliriz arkadaşlar Evet şöyle bir yükseliş trendi var Hatta şurada şöyle iğnelerimizi alalım şurada kırılmış kırıldıktan sonra Aslında Re retest girişiminde bulunmuş tekrar dönmüş şurada tekrar denemeye çalışmış ama deneyemeden aşağı doğru geldiğini görüyoruz Hatta şöyle uzatabiliriz Peki bu trendi arkadaşlar sizce daha nereye kadar gidebilir yani bu trendin ne kadar uzatabilirsek daha ne kadar etkileyebilir çünkü bu trend biliyorsunuz 2018'de çizilen bir trend peki bunu bir uzatalım isterseniz yani bizi ne bekleyebilir bu trendi uzatırsak ileride de çalışmış olabilir mi hemen sağa doğru uzat diyorum arkadaşlar ve sağa doğru uzat dediğimde Bakın trende doğru ne kadar yaklaşmışız ve dönüş yaşamışız. Trende doğru ne kadar yaklaşmışız ve dönüş yaşamışız. Ve bu trendle oynayabiliriz dediğim gibi. Hafif kıvırım atarsanız burada arkadaşlar hatta çok pardon şöyle bir hareket bırakırsanız bu trendle az biraz oynarsanız bakın nasıl bir hareket yapısına sebep olduğunu görebilirsiniz. Ve zaten biz bununla alakalı bir trend çizmiştik ve bu trendten bizzat faydalandık arkadaşlar. İsterseniz o olayı anlatmak istiyorum. Ee, ve bunu nasıl daha da düzenleyebilirsiniz? Biz biraz oynadık. Aslında bunun düzenlemesinin yolu şudur arkadaşlar: kanal kullanmak. Kanal kullanmak sizi alanınızı genişletir. Mesela diyorsunuz ki şu iğneyi de dahil etmek istiyorum ve şuradaki iğneyi de dahil etmek istiyorum. O zaman kanal kullanacaksınız. Kanallar böyle çok az bir olay var arkadaşlar. Sanki hafif kralım gelmiş. Ama o kralımı da dahil etmek istiyorsunuz. Trendi daha doğru çizmek istiyorsanız uzun vadelerde böyle kanallar kullanabilirsiniz. Bu kanallar sizi daha güvenli ve daha teyitli bir trend elde etmenizi sağlar. Peki bunun örneğine hemen geçiş yapalım. Bunun örneği zaten burada arkadaşlar ve biz bu trendi kullandık dediğim gibi. Bakın az önce şuradan çizdiğimiz bir trend vardı hatırlayacaksınız ve bu trendi biz bakın burada temasları aldık. Burada kırılım olmuş gibiydi. Sonrasında tekrar dönmüş ve sonrasında bakın burada bir kırılım gelmiş. Ardından yukarıya doğru bir hareket gelmiş. Ama artık trend bizim bakın burada tam olarak kaybediyoruz trendi. Trend kırılıyor. Kırıldıktan sonra trende doğru bir hareket yapıyoruz. Ve direnç rolü üstleniyor. Ardından bakın tekrardan trende doğru gidiyoruz. Ve tekrardan trend bize direnç rolü üstleniyor. Çarpıyoruz dönüyoruz. Mesela şurada bakın trende girmeye çalışıyoruz. Giremiyoruz. Ardından burada arkadaşlar bakın trendi kazanıyoruz. Bakın şurada net bir şekilde kırılım geliyor. Ve burada hiçbir retest verilmiyor. Ve retest gelmeden Bitcoin yukarıya doğru gidiyor. Ve ardından bakın Bitcoin ilk kez bu alanlarda rites veriyor. Ve ardından tekrardan bu alanda rites veriyor. Ve biz bu trendi kullandık dediğim gibi. Hatta bakın burada arkadaşlar Bitcoin'e 33 bin dolardan yani tam bu alandan longlayan kişilerdeniz. 33 bin 100 dolardan en dipten neredeyse şu büyük çöküşün en dibinden longlamıştık ve bayağı güzel bir kar vermişti bizlere. Yani anlatmak istediğim şey şu arkadaşlar. Çizdiğiniz trendlerle oynayabilirsiniz geçmişten çizip günümüze getirmeye çalışabilirsiniz Önemli olan burada al, alınan temaslardır Bu alınan temaslar Sizin arkadaşlar doğru olup ya doğru olmadığınızı gösterir Yani burada ne yaptım hemen çizimleri kaldırıyorum Bakın bunu kullandım ya arkadaşlar mesela çizdim Çizdikten sonra bunu e, Mesela sizde zaten böyle olacak Sağa doğru uzat yoktur sağ uzat seçeneğini ben buradan Elde edebiliyorum arkadaşlar üstüne bir kez tıklıyorum ayarlara tıklıyorum Sağ uzat veya uzatma diyerekten bunu yapabiliyorum Ve burada trendi bakın daha doğru hale getirebiliyorsunuz Ve zaten dediğim gibi şu üçüncü diğer temasın Tam olarak noktasal olarak girdiğimizi söyleyebilirim Ve ardından Hatta şöyle bir açıklamam da var Yine kripto krallığı kanalında bulabilirsiniz Twitter kanalında Eğer ki arkadaşlar bu trend kırılırsa Bu trend çok uzun bir trend demiştim bu trend kırılırsa burada stoplamamız gerekir. Ve bu trendin kırılımı faciaya sebep olur şeklinde konuşmuştuk. Ve gerçekten kırıldıktan sonra bizi şu alanda tutamadı arkadaşlar. Yani önemli bir destek alanı 30 bin, 29 bin, 27 bin aralığı önemli bir destek. Fakat o bilet tutamadan bizi 15 binlere kadar götürdü. Yani peki bu trend ileride işimize yarayacak mı? Tabii ki yarayacak. Sizler de bu yüzden açın grafiğinizi bunu çizmeye çalışın. Dediğim gibi kullanacağınız şey çok basit. Şunu kullanacaksınız mavi yapabilirsiniz. Bunun orta nok orta çizgisini gösterme diyebilirsiniz. Zaten aynı olay ve bunu grafiğinize ekleyerek sizler de çizebilirsiniz arkadaşlar. Aldığınız yer önemli, alınan temaslar önemli ve ben bunu peki nasıl değerlendireceğim? İleride Bitcoin. Örneğin arkadaşlar, hareket yaptı, durdu, durdu, şurada durdu, sonra bir anda şöyle bir hareket yaptı. 48.000'e doğru gitti. Ve hangi aralıkta gitsin böyle ee, Eylül-Ekim bu aralıkta. Yani belki de 2023'ün sonlarına doğru gidecek. Yani bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Ama bildiğimiz tek şey var. Bitcoin tekrardan bu alana doğru yöneldiği zaman Bitcoin'le güçlü bir direnç bekliyor. Mesela diyorum burada 27 Temmuz'da gitsin arkadaşlar. 44.000'e geldiği zaman ben buradan shortlarım. Ama nasıl shortlarım? Üstüne şu trendin üstüne bu 5 yıllık gelen trendin 2018'den bu yana gelen trendin üstüne stopumu atarım ve keyfime bakarım derim en güzel satış yerindeyim. Ki burada konuştuğumuz en güzel alış yerlerinde olduğumuz gibi. Yani bahsetmek istediğim şeyler bunlar arkadaşlar. Trendler gerçekten kullanıldığı zaman güzel kullanmayı bilirseniz büyüleyici olabilir. Burada kısa vadede de tabii ki güzel trendler. Sadece trend çizerek para kazanan insanlar var. Bu kadar söyleyebilirim size. Sadece teyitleriniz önemli. Trend kırıldığı zaman nasıl onay alıyorsunuz bunlar önemli ve bu trendleri uzun vade çizerek belki adam ömrü boyunca şu trende değmesini bekleyerek e, trade yapıyor. O kadar söyleyebilirim sizlere arkadaşlar. E, burada da biz bu trendi takip edeceğiz. Sizler de mutlaka çiziniz. Düşen ve alçalan trend çizimini anlattığımı düşünüyorum. Hatta burada arkadaşlar sizlere reef coini e örnek vermek istiyorum Bakın diyorum ki bu sanat eseri gibi trend size iyi iyi geceler demek istiyorum diyorum yani Sanat eseri gibi trend gerçekten bence de da sebebi şu aslında arkadaşlar bakın trendi fiyat ne kadar önemsiyor aşağısına attığı zaman direnç rol üstleniyor Burada destek rol üstleniyor Ve bakın burada iki kez aynı noktadan dönüyoruz 3. kez yine red yemişiz Peki grafiğin ne oldu sonrası ne oldu derseniz Burada bakıyorum arkadaşlar, bakın burada göstermişim zaten bu alandan hem de direnç yatay destek direnç noktasından güzel bir short yakalıyoruz ve bu shortla birlikte aslında e, riff bir daha kendine dahi gelemiyor ve bu trendi kullanıyor. Bakın burada da yeniden bir düşen trend kullanıyor. Bu düşen trendi kırıyor. Fakat bizim videolarda anlattığımız bir şey vardı. Bir önceki eğitim videosunu mutlaka izleyin. Ne diyorduk? Yatay destek direnç dönüşüm bölgesini güzelce alabilmeli. Ki burada yine bir indikatörün geldiği noktalar da vardır. İndikatör konusunda yine değineceğiz. Sonrasında bakın burayı kıramıyor. Trend kırıldı. Evet fakat yön döndü mü? Yön döndü mü konusuna burada değinemiyoruz. Çünkü burada en azından şuranın üstünde bir kapanış gerekiyor ki yön dönebildiği hakkında yorum yapalım. Ve Reef şu anda bu harekette devam ediyor. Yani şu trend bizi bakın ne kadar zarardan kurtarabilir. Şöyle göstereyim arkadaşlar. %94-95 civarında. Yani dediğim gibi trend çizmeyi böyle önemsemeyen insanlar olabilir. Siz bunlara kulak asmayın. Burada trendler gerçekten uzun vadeli de çizilebilen trendler oluyor. En güzel örneğini Çiliz'den vermek istiyorum. Çiliz'i bizi, bizi arkadaşlar tepeden çıkaran bir e, burada bir trend görüyorsunuz. Şu trendi çizmiştim günlükte aslında ve bunu uzattım rastgele. Uzattıktan sonra trendin Burada arkadaşlar 0.90'lara doğru geldiğini görmüştüm ve zaten psikolojik olarak insanlar 1 dolara gelince satacağım, 2 dolara gelince satacağım şeklinde hep çilizde böyle tam sayılar söylüyordu. Ve benim videolarımda hep söylediğim şey şudur. Market maker tam sayılardan genelde uzak durur. Yani hem alım yaptırırken hem satım yaptırırken. Mesela bir ürün arkadaşlar 1 dolar olmaz. 0.90'dan döner. Mesela ne bileyim 10 dolar veya 100 dolar, 100 bin dolar mesela Bitcoin'de hatırlayın bu tarz tam sayılar genelde gelmez. Ya yani 90'dan döner, 98'den döner bu şekilde anlatabilirim. Ee, burada da yine aynı olay olmuştu ve trendi kullanarak yapmıştık. Ve ardından yine bu trendi kullandık. Bakın buradan yine bir sekme hikayesi görebilirsiniz. Fiyat çok güzel yukarıya doğru %87'lik bir artış. Ve sonrasında şu an peki neyi, takip ediyorum? Bakın en sonunda Chiliz hakkında şunu yapmıştım. Ee, şu bölgenin kırılmasının Çeliz'i maalesef sıkıntıya sokacağını 0.47-48 aralığı ardından 0.42'yi de konuşmuştuk. Çünkü e, bu alanda yine bir destek hattımız vardı yataydan gelen bir destek hattımız vardı. Onun da kırılmasıyla birlikte Çeliz'e de maalesef düşen trende girdik. Peki bu e, uzun vadede neyi bekleyebiliriz? Belki şu trend denilir mi? Yani şu trend de gerçekten anlamlı. Mesela anlamlı olduğunu nasıl görebiliriz arkadaşlar? E, hemen buradan bir şey alalım bir sembol alalım isterseniz. Mesela şurada arkadaşlar bir sembole baktığımız zaman şu alandan ne kadar döndüklerini görebiliyorsunuz. Yani oklarla göstermek istemiyorum. Evet şöyle baktığımız zaman arkadaşlar trendi ne kadar önemsiyor. Geliyor çarpıyor geliyor çarpıyor dönüyor. Şurada bakın destek oynuyor. Şurada bakın kaybediyor direnç oluyor. Yani ileride bu trendi önemseyebilir. Bu şekilde takip ediyorum. Yani benim uzun vadeli çizdiğim genelde böyle bu tarz oluyor arkadaşlar. Coinlerin haftalık bir, bir günlük grafiğine veya bu sadece coin olmak zorunda da değil. Altın olabilir, dolar, dolar olabilir, farklı yapılar olabilir. Uzun vadeli grafikler bu şekilde çiziliyor arkadaşlar. Bunları da söyleyebilirim. Dediğim gibi trendler konusu önemlidir. Alınan temaslar önemlidir. İğneleri dahil etmek önemlidir. Bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi bir de arkadaşlar son olarak şu konuya değinmek istiyorum. E, trend kanalları nasıl çizilir Bu da önemli bir konu olduğunu düşünüyorum e, Mesela şu alanda ben bir trend kanalı görüyorum hemen size çizeceğim burada arkadaşlar trend kanalını e, yine buradaki kanal Pardon şunu hemen şey yapalım Kanal sembolümüz var bunu da nasıl ekleyeceğinizi biliyorsunuz şu soldan buluyorsunuz arkadaşlar trend e, kanalını burada paralel kanal olarak görüyorsunuz Yıldıza tıklıyorsunuz geliyor zaten burada arkadaşlar paralel kanalımızı hemen ekleyelim Bakın direnç rolünden gelen bir e, Hareket var ve bir de şöyle bir hareket var Ve fiyatın bu kanal içerisinde devam ettiğini görüyoruz yani kanal dediğimiz yapılar şudur arkadaşlar Fiyat yukarı banda gider döner e, Yukarı banda gider döner aşağı banda gelir tekrar yukarıya gider Yani bu şekilde gider Aşağı bant kırılırsa da Maalesef sıkıntı olur Fiyat Peki bu kanallar nasıl yönde hareket eder genelde Bu kanallar trend e, hangi yönde ise bakın trend çok güçlü bir şekilde aşağıdaysa Genelde aşağı doğru kırılması daha yüksek ihtimal olarak bakılabilir. E, bu şekilde yorumlanabilir arkadaşlar. Tabii ki kırılım önemlidir. Mesela şurada sert bir mumla kırılıyor ve kırdıktan sonra hafif bir retest yukarıya doğru şuradaki destek direnç dönüşüm bölgesine doğru önemli bir de, e, dönüşüm bölgesi. Ardından buradan yeniden fiyat hareketi e, bir kademe daha aşağı gidiyor. Peki bu e, yatay kanal nasıl çiziliyor? Yatay kanalda da şu alanı örnek verebiliriz arkadaşlar. Mesela yatay kanalda evet güzel duruyor burası. Hemen şöyle biraz düzenleme yapalım. İğneleri dahil edelim. Evet. Mesela arkadaşlar bakın orta band dediğimiz olay da güzel çalışmış. Mesela ne olmuş? Alt banda gelmiş. Temas almış. Orta band bakın direnç rolü kazanıyor orta banda. Şurada kazanmış. Burayı destek yapıp üst banda gitmiş. Ardından kaybediyor orta bandı. Orta banda bakın çarpıyor fiyat dönüyor. Tekrar çarpıyor dönüyor. Kazanıyor. Ve tekrardan burada bakın kazandıktan sonra fiyat gidiyor yukarıya doğru gidiyor. Bu şekilde yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Kanal yapıları, yatay kanallar, düşen kanallar bu şekilde olur. Genelde dediğim gibi fiyat düzenli bir hareket halindeyse arkadaşlar bunları görebilirsiniz. Aşağı doğru mesela şu şekilde bir hareket yapısı oluştuysa siz buradan kanalınızı çizebilirsiniz. Veya da yukarıya yönlü şu yönlü bir hareket olduysa da siz yine buradan kanalınızı çizebilirsiniz. Ya kendiniz çizersiniz ya da bu eee direkt olarak e, aracı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Anlatmak istediklerim bunlar. Trendleri uzun vadede çizebileceğinizi unutmayın. Geçtiğiniz bir trend yani eskiden çizdiğiniz bir trend şu an günümüzde işinize dahi yarayabilir. Bunların örneklerini bulursanız mutlaka grubumuza gelip sizler de paylaşabilirsiniz. E, trendler hakkında anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Anlamadığınız şeyler varsa lütfen yorumlara belirtin. Belki bu konunun 3. videosunda çekeriz. Ee, söylemek istediklerim bunlar. Hepinizi çok seviyorum kendinize. Çok ama çok dikkat edin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.